Kıymetli basın mensupları, değerli katılımcılar, enerji bilsem ve ulaştırma mühendisler teşkilatlarımız adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Emeğin ve emekçinin sesi olmak için davetimizi kırmayıp işlev ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zorlu bir sürecin içerisinden geçmekteyiz. Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, diğer tarafta ise bütün kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor. Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor. Son 20 yıllık süreçte demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar bir bir geri alınıyor. Kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor. Anayasayı hüküm altına alınan, uluslararası sözleşmelerle korunan ve 4688 sayılı kanun ve yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellemek, sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizin aylık 345 TL kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleriyle personel servis hizmetlerinin kaldırıldığı, kurucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve toplu sözleşme hükümlerinin engellendiği görülürken, sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışların yapılacağı açıklandı. Sosyal hayata etkisi düşünülmeden toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelgeyle kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu dahi edilemez. Bir ömürde uyanış döndürülmesini bekliyor, hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Koruyucu giyim kazanımımız 2012 yılından bu zamana 12 yıldır sürekli ve sorunsuz uygulanıyor. Maddi hükmü ne diyor? Diyor ki kime verileceğine, nasıl verileceğine, ne zaman verileceğine, nasıl muhafaza edileceğine ilgili usul esaslar yetkili sendika ve ilgili kurum tarafından belirlenir. Maddi hükmü açık ve net olmasına rağmen bu kazanımımız bugün ne oldu da önce maliye bürokrasi tarafından yazıyla daha sonra genelgeyle kısıtlamaya çalışıyorlar. Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki tüm haksız, hukuksuz ve yersiz engellemeler bir an önce kaldırılıp kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz. Fazla çalışma ücreti, tüm sendikalarımızın hizmet kolu toplu sözleşmelerinde 2012 yılından bugüne kadar yer alan bir husustur. Toplu sözleşmelerimizde fiili çalışmaya bağlı olmaksızın ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretleri yıllar sonra bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor. Değerli basın mensupları, kıymetli hazırım. Burada bir şey eklemek istiyorum. Bütçeyle belirlenen ve saat başı 10 lira 10 kuruş olan fazla çalışma ücretiyle bir ekmek bile anlamaz iken bu rakamın güncellenmesi yerine kaldırılması ya da ödenmemesi talimatlandırılıyor. Buradaki tasarruf nedir? Ülkeye ne kadar getir sağlayacaktır? Biz diyoruz ki angarya olmasın. Haklarımız terim karşılığı verilsin. Toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin. Parasal maliyet, hukuksuzluk ve sosyal maliyet üretilmesin. Servis, koruyucu giyim ve fazla çalışma ücreti toplu sözleşme kazanımımızdır. Anayasayla belirtilen hakkımız, toplu sözleşmeyle koruma altında kazanımlarımız, hukuk üreticinin içerisinde daha düşük olan genelgeyle engellenemez. Lojman kiralarına layış bedeller üzerinden yenilenme konusu tam bir muammadır. Vatandaşlara %25 sınırı getirip kira artışlarını sınırlandırmak isteyen devlet, kamu görevlilerine gelince layış bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin diyor. Ocak ayında lojman kiralarına %25 zam yapıldı. Bunun üzerine bir daha zam yapalım. Kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim diyorlar. Kamu görevlisi bu gelirle sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor, sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor, sadece kamplarda ailesine tatile çıkarabiliyor. Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir, hak verilebilir bir
uygun değildir. Değerli bazı basın mensupları, teknik personelin mali özlük hakları ile çalışma şartları ortada. Devletimize ve milletimize yapmış oldukları katkılar herkes tarafından biliniyor. Teknik ve idari personelimizin mali ve mesleki sorumlulukları herkes tarafından görülüyor. Ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri, mesleki sorumlulukların gereği kamu işverenler tarafından görmezden geliniyor. Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, çalışma başlığının sağlanmasını istiyor. Diğer taraftan kamu işverenler tarafından söz verilen ve memurlar tarafından kayıt altına alınan birinci dereceye 3600 ek gösterici konusu hala çözüme kavuşmadı. Emekli aylıklarının düşüklüğünü, emeklilerin kırgınlığını herkes biliyor. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle büyük bir adaletsizlik ortaya çıktı. Görev ayrılığı emekli aylığı arasındaki bağ koparıldı. Emekli aylıkların pazar, market fiyatlarına yetişemiyor. Emekliler kendi kayıplarını çok derinden hissediyor. Emekli olmayı bekleyen kamu görevlilerimizle emekli kamu görevlilerimiz için birinci dereceye 3600 ek gösterge çok önemlidir. Tazminat yansıma oranlarında ve göstergelerde adil bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Seçim sürecine süreci zamana yaymadan çözülmesini bekliyoruz. Sonuç olarak toplu sözleşme ikramiyesinin kayıplarla birlikte iade edilmesini, servis hizmetine dokunulmamasının hatta daha da yaygınlaştırılmasını, koruyucu iklim kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, fazla çalışma ücretinin yetersiz